Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Berkay. Bu videoda sizlerle beraber biliyorsunuz Beşiktaş Fenerbahçe'yi 10 kişiyle 4-2 mağlup etti. Az da 4-1 diyordum. Evet arkadaşlar, 4-2 kazandı maçı ve bu maçtan sonra atılan tweetleri ben SS aldım. Bakalım Fenerbahçe taraftarı ne tweetler atmış. Sizlerle beraber o tweetleri okuyacağız. Eğer bu seri hoşunuza giderse devamını çekmeye devam ederiz. Galatasaray taraftarının tweetlerini okuruz. Beşiktaş taraftarının tweetlerini okuruz. Trabzonspor bir bakmışsın. Ankaragücü taraftarının tweetlerini okuruz. Tabii ki de okuruz arkadaşlar. Biz burada takım ayırt etmiyoruz. Evet, Beşiktaş'ı tebrik ederiz bu arada. Hadi bakalım. Yavaştan geçelim ama geçmeden önce Instagram Berkay Skofici takip edin artık ya. Bir 30 bin olamadık arkadaşlar. Şimdi kafayı vuracağım şuraya. Tabii efendim. Hadi bakalım. Fenerbahçe ve ben mutlu olmayalı çok sene oldu. Babalar evlatlarına küsmez. Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Evine geri dön başkanım. Aziz Yıldırım. Burada Aziz Yıldırım'ı taraftar özlemiş demek ki. Nasıl özlemesin be kardeşim? Ya sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Nasıl özlemesin be? Arkadaşlar bir oh çeksem, of muydu lan, of muydu, of muydu, oh ne ya, sapık mı zaman? Oh, bir of çeksem, karşıki dağlar can derme can derme. O öyle değil, değil mi? Neyse boşverin, çok da şey yapmaya gerek yok. Senin kafanı. Allah aşkına biraz onurunuz varsa gidin. Sizi görmek istemiyoruz artık. Bırakın Fenerbahçe'mizi, ne istiyorsunuz bizden? Yeter artık. Gerçekten hepimiz deli olduk. Git artık git. Abi bu şey gibi olmuş ya. Hani sevgilinle kavga edersin artık, ona böyle sitem edersin ya. Ama haklı. Yani bu tweet ne kadar haklıysa Berkay o kadar haklıdır. Tabii efendim. Ali Koç istifa edene kadar artık tek bir maç izlemem. Tek bir maç söylemem. Tek bir Fenerbahçe cümlesi geçen haber yazı okumam. Kusura bakma Ali Koç, dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe diye beste yapan taraftarları küstürdün sen bu takıma. Haklı. Yine bir hak. Arkadaşlar, ulan bugün herkes haklı lan. Bu videonun arkadaşlar konu başlığı artık haklı. Sizi bilmem ama futbolda her şey olur. Allah Allah. Bizans. Allah Allah. Bunu bugün gördük. Doğru. Matematik olduğu sürece her şey olabilir. İnanmak gerekir. Sadece inanmak, yaşa Fenerbahçe. Reis herhalde Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını falan inandı. Ya bu tweetten ben onu anladım. Yani bence şöyle bir ihtimal var arkadaşlar. Benim 2 gün sonra 2 milyon olma ihtimalimle, yani bizi takip eden kardeşimiz 2 milyon olma ihtimalimle Fenerbahçe bu sene şampiyon olma ihtimali bence aynı. Anasının Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Neyse en azından gol atmışız. Bu da bir şey değil mi? Fenerbahçe, o Fenerbahçe etiketlemiş. Burada Fenerbahçe'ye laf sokmuş arkadaşlar. Ya ben söylemesem fark etmeyecektiniz değil mi? Berkay, sen var ya Berkay. Bıktım lan. En kötü bekleyip, en kötüyü bekleyip yaşamaktan bıktım. Hayırsız evlat, sen de niye? Nasıl bir bela çıktım böyle? En sonunda bunun arkadaşlar Allah belanı versin şarkısıyla beraber birleşiyor gibi bir hissiyat doğdu içime. Size de öyle doğdu değil mi? Fenerbahçe Perşembe günü kupadan da elenmek istemiyorsak hocayı yollayın. Fenerbahçe elenmedi lan. O ne ilginç bir takım bu takım ya. Neyse elenmedi. Fenerbahçe ne yaptın bize? Koyayım. Bize anamın oğlu evde ruh gibi geziyor. Hepimizin tadını kaçırıyor. Anasının oğlu. Anasının oğluysa benim anamın oğlu ne olur? Benim anamın oğlu yok ama anamın oğlu olmuş olsaydı. Kardeşim oluyordu. Ya yine matematik problemlerine döndü. Akraba, arkadaşlar ben bunları çözemiyorum ya. Lisede de çözemiyordum. Kusura bakmayın. En son benim çözdüğüm bir problemde çocuk babasından büyük çıktı. Ben artık daha yapmıyorum o zamandan beri matematiği bıraktım. Ciddi matematik hiç yok hayatımda. Ne yaptın koyayım sen bize ya? Fenerbahçe gençliğimizi yedin bitirdin. Doymadın koyayım. Çok koymuş. Haklı koymaları koysun ya, sabah kadar koysa böyle dinleriz arkadaşlar, izleriz, yapacak bir şey yok, var mı yok. Evet Fenerbahçe taraftarların tweetleri de böyle Beşiktaş maçı sonrası. Eğer arkadaşlar bu seri hoşunuza giderse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Zaten like atarsanız ben anlarım sevip sevmediğinizi. Bu videoyu arkadaşlarınıza gönderin. Ne kadar çok izleyen kişi olursa o kadar daha fazla bu tarz içerikler gelir. Sizleri seviyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp kanala abone olmayı, bak tekrardan söylüyorum, unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.